birisi IMF'ye gidecek. Çünkü işte elde avuçta bir şey yok ama ona da direniyorlar, IMF'ye gitmeyiz diyorlar. Evet. O zaman başka bir yol kalıyor. Seçim. Seçim ne yapacak? Yeniden bir güven sağlayacak ve bu olayı ancak ve ancak tedbili mekanda ferahlık vardır deyip yeni bir seçimle bu gidişatın önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Yani bu işin, bu ekonomik krizin dayandığı yönetim krizi giderilmediği takdirde bunun önüne geçilemez. Bu şeyi konuşmadık. İşte vatandaşın durumunu yine geleceğiz hocam. Bunu zaten çözebilmenin tek yolu seçim. Yani muhalefetin de seçim demesinin arkasında yatan budur. Çünkü öyle bir noktaya gelebilir ki, bir söz var bizde, yıkılmadan yapılamaz. Öyle bir noktaya gelir ki artık yapılma derecesini de geçebilir. Halbuki yapılma derecesini geçmediği bir noktada hiç olmasa ülkeyi düşünerek, popülist politikalardan, algılardan vazgeçerek yeniden yapmak için bir olanak bırakmamız lazım. Yapılması gereken tek çözüm de bu. O da yapılır mı acaba? Evet. Mesela hemen İbrahim Hocam'a geçeyim bu sizin bıraktığınız noktadan. Çünkü erken seçim olmayacağını bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla söylüyor. 2023'te diyor. İkincisi, bugün Sayın Devlet Bahçeli de CHP Genel Başkanı nereye giderse gitsin milli nefesimiz ensesinde olacaktır diyor. Bir de yani yerliler, milliler hocam, hakikaten bahsettiği Ahmet Hoca hamaset diye. Yani milli nefes ne demektir gerçekten, bunu da anlamadım. Bir gariplik var bu işte. Belki sonrasında Sayın Devlet Bahçeli anlatır daha da net bir şekilde, bilemedim ama darbe teşebbüsüyle yapamadıklarını dövizle de başaramayacaklar diyor. Kılıçdaroğlu diyor, sonra terörist yandaşları diyor, erken seçim ezberleri sonuçsuzdur diyor vesaire vesaire. Yani iş yine döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz. Kurtuluş Savaşı, mandacı iktisatçılar, kafalar yine çok karışık hocam. Buradaki bu yönetim ve iletişim konusunda aynı zamanda notlarınızla birlikte geldiğimiz durumu nasıl adlandırmalı? Yani ben irrasyonalitenin zirvesi diye adlandırıyorum. Çünkü bu aynı söylemi, hatta işte çok daha güçlü bir biçimde, bu hafif bence şu an, yerel seçim öncesindeki kampanyada zaten kullandılar. Orada yine bir beka sorunu vardı ve seçimleri eğer muhalefetin belediye başkan adayları kazanacak olursa artık Türkiye Cumhuriyeti tarihten silinecekti. Açıkça bunu söylediler. Ama seçmenin ne kadar itibar ettiğini biliyoruz bu şey retoriğe. Cumhur İttifakı 3 ayda toplamda 3 puandan fazla oy kaybetti. AK Parti ilk kez 40'ın altını gördü. 38'ler civarında bir oyla o seçimi kapattı. Daha da önemlisi, kendileri için çok hayati olan önemli metropolleri kaybettiler. Tam 11 metropoli. Akdeniz'de hiç yoklar, Ege'de hiç yoklar. Ankara, İstanbul gibi metropolleri kaybettiler. Bazı il belediyelerini kaybettiler. Dolayısıyla bunu söylüyor da bunun seçmende nasıl bir karşılığı var? Bence orayı çok fazla düşünmüyorlar. Düşünmemeyi tercih ediyorlar. Zaten irrasyonalite de burada başlıyor. Şimdi bunun siyaseten kendisine fayda getireceğini düşünse, bunu yapsa ve bazı faydalar da devşirse, o anlaşılabilir bir şey. Yani tamam, seçmen bununla ikna oluyor, o yüzden de kullanalım. Ama seçmenin buna ikna olmadığını referandumdan bu tarafa yürüttükleri bütün şeylerde, kampanyalarda görmüş olmaları lazım. En son yerel seçimde ciddi bir seçmen ders verdi kelimenin tam anlamıyla. Ama hala aynı retoriği kullanıyorlar. Yani ben dedim ya, irrasyonalite burada başlıyor. İstedikleri gibi kullanabilirler. Yani sorun yok yani. Sonunda seçmenle bu partiler arasındaki bir ilişki olduğu için. Ama hem önceki seçim deneyi sonuçları elimizde bir veri olarak duruyor. Hem şu ara yapılan, uzun zamandır sürekli yapılan araştırmalardan gelen veriler elimizde. Her ikisi de bu çabaların ve bu retoriğin işlevsiz olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla da kullanmalarında siyaseten bence çok da beis yok. Ve bu, ama onlara bir getirisinin de olmadığını görmüyorlar, işin bir de böyle bir boyutu var yani. Ya da bundan vazgeçemiyorlar mı peki? Ya buradaki mantığı da anlamaya çalışınca pek bir şey anlayamıyoruz galiba hocam.
Zaten dedim ya, irrasyonalite bu demek, mantıkla açıklayamıyorsunuz. Şimdi küçük bir seçmen grupları var. Bunları konsolide etmeye çalışırken bunu kullanıyorlar. Şimdi peki yani biraz da mecburiyetleri var. Yani ben sadece o açıdan anlayabiliyorum. Bu dili kullanmayıp ne yapacaklar? Rasyonel bir dile geçecekler. O zaman sorun başlıyor. Çünkü içinde bulundukları durumu izah edemiyorlar. Muhalefetin alan genişletmeye çalışmasını hangi mantıksal gerekçeyle eleştirecekler? Yani şimdi şunu diyemiyorsunuz. Yani burası bir demokrasi, en azından hala anayasada öyle yazıyor. Ve işte demokrasilerde siyasi partilerin belli hakları var. Sadece siyasi partilerin değil, aslında hepimizin bu hakları var. Ne yapabiliriz bir siyasi parti? İşte miting yapabilir, salon toplantıları yapabilir, basın toplantıları yapabilir, sosyal medyasını kullanarak belli mesajları topluma ulaştırmaya çalışabilir, televizyonlara, gazetelere ya da dış mekanlara reklamlar verebilir. İşte çok nadir görülse de Türkiye'de yürüyüşler o düzenleyebilir. Yani ama elinde sonsuz sayıda siyaset yapma ya da enstrümanı yok. Bunlardan birini yapmaya karar vermiş. Üstüne üstlük de Türkiye'de siyasi partilerin basın toplantısından falan sonra en sık kullandıkları yöntem miting yapma yöntemidir. Hatta şehirleri canlarından bezdirecek kadar çok miting yapılır. Büyük şehirlerde artık her ilçede mitingler organize ediliyor. Öyle bütün şehrin gittiği bir tek miting falan da yeterli olmuyor. Şimdi bugüne kadar binlerce kere yapılmış bir şey, siyasi toplantı biçimini bugün işte dış güçlerin oyunu vesaire, işte ihanetin belgesi, darbe girişim falan olarak değerlendirmek, dedim ya yani bunu değerlendirmediğinizde ne yapacaksınız? Nasıl eleştireceksiniz mitingi? Eleştirebileceğiniz bir şey yok. Bizi eleştirmeyin, çok ayıp ediyorsunuz falan demeler lazım. O da olmaz yani, bir parti kendini böyle savunamaz, bir iktidar daha doğrusu. Ekonomi yolunda diyemiyorlar. Her şey bir ara uçuşa geçti falan diyorlardı. Şimdi onu da diyemiyorlar ama işte bunu bir Kurtuluş Savaşı olarak göstermek zorundalar. Ellerinde çok fazla enstrüman da yok. Yani bunu söylemeyip ne söyleyecekler diye düşündüğünüzde, gerçekten hani biz şimdi burada 4 kişi kafa kafaya verelim, bir şey bulalım. Bu içinde bulundukları durumu seçmene anlatacaklar ve ikna edebilecekleri rasyonel ve eleştirilmeyecek mantıksal açıdan ya da bilimsel açıdan ya da ekonomi açısından argümanlar bulalım desek bulamayacağız. Yani çıkıp özür dilemeler ve aslında görev bırakmaları gerekiyor. Evet. Ama bunu yapamayacaklar için, yapmayı bizim kültürümüzde böyle bir şey olmadığı için bu sefer dönüp kendilerini eleştirenleri vatan haini ilan ederek sorunu çözeceklerini zannediyorlar ama anlamlı, çok anlamlı değil yani. Ben o yüzden burada seçmenin ne düşündüğü, ne yaptığı, ne hissettiği falan çok daha değerli bence. Peki, önemli.